Ve dördüncü evimizden ayrılıyoruz. Şimdi buradan şeye gideceğiz. 1,5 kilometre yürüyerek Skylink adı verilen metroya gideceğiz. Onunla havaalanına, oradan Pattaya giden otobüslere bineceğiz. Ve birkaç saat yolculuk sonra Bangkok'taki son evimize erişeceğiz. Devam. Burada bir köpekçik. Böyle yollardan gidiyoruz işte. Tayland'ın gerçek yüzü. Burası da tren yolu. Buradan geçeceğiz. Bakıyoruz. Yok. Burada bizim metronun gittiği yol. Dev gibi. Ta yukarıdan gidiyor. Burası da bir horoz yetiştiricisi. Burada savaşan horozlar, dövüş horozları yetiştiriyorlar. Bak bu da onların ayağı babası. Burada da, aa gitmiş sen horozlar. Savaşa. Dövüşe mi gitmişler? Buradan da otoban benzeri bir yola çıkacağız, hızlı yola. Buradan da biraz yürüyeceğiz. Ondan sonra istasyona varacağız. Biraz terledik. Biraz terledik gelene kadar. Hiç beklemeden geldik. Biraz hızlı yürüdük galiba. Havandaki işlerimiz halleder. Orada bekleriz. Ne yapalım? Şimdi havalına, Bangkok havalına geldiğiniz zaman buradan devam etmek istiyorsanız mesela Pattaya veya başka bir yere buradaki birinci kattaki gişelerden bilet satın alabilirsiniz. Mesela burası Pattaya bilet satıyor. Biz işte böyle yapacağız. Burası tabii şehir içine kıyasla bir tık daha pahalı. Ama yani çok büyük bir fark değil. 1 euro, 2 euro gibi adamlaşı fark ediyor. Ama şimdi şehir içine gidip tekrar şehir içine çıkmaktansa, ki şehir içine gitmek için de para harcamanız gerekiyor metroya falan. Değmiyor yani. Direkt buradan otobüs biletini al. Saat 1 saatte, 2 saatte, 3 saatte bir otobüse kalkıyor. Bin git Gülşenler'e. Değil mi? Aynen. Doğru. Havandan çıktık. Hemen karşıda böyle otobüs durakları var. Burada otobüsümüzü bekliyoruz. Saat 10.30'da Moskuta'yı görüyor musun? 10.30'da kalkacak. Biz de bekliyoruz. Birazdan binip gideceğiz. Şu arkamızdaki otobüs gibi. Küçük bir kaostan sonra doğru otobüsü bulduk. Önce bizi başka bir otobüse bindirdiler. Sonra oradan indirdiler. Sonra buraya indirdiler. Şimdi bu otobüse bindik bakalım. İnşallah doğru yere gideriz. Başka yere gitmeyiz. Pattaya geldik, ünlü Pattaya. Kuzey otobüs durağına. Atma abi, atma atma. Hadi Cevher. Atma lan. Evet. Pattaya hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı güneşli bir yere benziyor.
Burası da Pattaya Kuzey Otobüs Durağı. Hadi gidelim. Şimdi de Pattaya'daki evimizi şöyle bir gezeyim, göstereyim. Önce şöyle bir salonu göstereyim. Salon bu. Eşyalar ortada, daha yeni geldik. Şöyle ufak bir masası var. Şurada bir balkonu var. Şahin Bey balkonda. Mutfağı var. Buzdolabı. Bu sefer çok yeterli görünüyor. Kendi çamaşır makinesi var. Elektrikli ocağı var. Mikrodalgası var. Ki ilk defa elektrikli ocakta iki göz görüyorum. Burada genelde yemek pişirilmediği için. Hatta burada ekstradan aspiratör görüyorum ki Tayland'da ilk gördüğüm aspiratör herhalde. Buzdolabı var. Klasik. Burası da yatak odası. Yatak odası da çok hoş. Yani şu ana kadar kaldığımız en başarılı ev diyebilirim. En kullanışlısı. Biraz da en konforlusu. Buradan da dışarısı görünüyor. Bahçesi var. Bir havuzu var ama havuzu herhalde süs havuzu. Yüzmek için uygun değil. Böyle. Kaldığımız yer. Şimdi Pattaya'nın ünlü bir AVM'sine geliyoruz. Burada konu şu. Her katta başka bir ülke tema alınmış. Ona göre dizayn edilmiş. Mesela şimdi biz Fransa, Paris. Bu Fransa ya, Paris. Burası Londra diyor. Salon değil. Handeris Londra. Ha, burası Londra'ymış. Gezelim görelim ne var ne yok. Bu arkadaş da otobüse el sallıyor. Otobüsün de ortası yok. Buradan da Londra'ya çıkıyoruz. İtalya'ya varıyoruz buradan. Hoş geldik İtalya'ya. Köprü möprü Venedik'i mi yapmışlar? Evet. Akılları sıra. Venedik konulu. O bu iyiymiş. O arkadaş da aşağıdan kıza şarkılar söylüyor, şiirler okuyor. Böyle. Yukarıda da manitonu bekliyor ağaçların altında. Kur'an konusu şu. Her tuvalette ayrı bir konu işlemişler. Burada da araba yarışları, İtalya'da olduğumuz için böyle içeri giriyorsun, her yer araba yarışları ile ilgili. Hani muslukları falan. Tuvaletler de öyle. Tabii yani mesela şuraya giriyoruz. Kapalı burası. Evet, kapalı. Tuvalette böyle Japon tuvaleti. Değişik yani. Burası da İtalya departmanında olduğumuz için pizza kulesi. Yamuk pizza. Tokyo'ya hoş geldiniz. Burası da Tokyo temalı kat. Böyle çeşitli restoranlar falan filan. Ama adamlar bayağı özenmişler yani gerçekten de. Bir bakacak olursak. Yani böyle masraftan falan kaçmamışlar yani. Değil mi? Her yere. Güzel güzel yapmışlar. Tuvalete kadar yani düşünmüşler. Ne yapıyorsun? Yapmasana. Biraz yukarıda dur da nerede olduğumuz anlaşılsın. Ama seninki video değil ki. Video bu. Fotoğraf değil. Hiç gerçeği ben bilemez arkadaş. Bu Japonlarda manga olayı var ya. Aynen buraya nakşetmişler. Şöyle. Bayağı güzel yapmışlar ama ya. Şunlara bak şunlara.
Değişik. Temalar güzel. Devam ediyoruz. Bu da bunların ünlü tombik kedisi. Bu Japonlarda bu otomat olayları ünlü ya. Onun için buraya adamlar yığınla otomatik sarmışlar böyle. İleri geri, altı üstü. Bak adamlar şalvar satıyorlar, gördün mü? Şalvar satıyorlar. Bak. Kafaya da bir şeyler takmış. Al sana şalvar. Beğenmediğin şalvar burada moda, gördün mü? Kunciara. Adını da koymuşlar. Şalvar değil, kunciara. Burada... Oo, San Francisco. San Francisco'ya geldik. Termal 21 Pattaya. Amerika katında olmazsa olmaz Hollywood yazısı var. Girişi de güzelmiş. Burası güzel. I will be back. Güzel. Burası da en üst katta sinemanın hemen girişinde çocukları ve yaşlıları teslim etme yeri. Çocuklar için 400 baht para istiyor 2,5 saatliğine. Yaşları beleş. 60 yaşından büyükler. Çocuklar da 6 yaşından 6 aydan küçükse beleş. Burası da sahte. Üzerine basarak söylüyorum, sahte San Francisco köprüsü. Sakın inanmayın, taklitlerinden sakının. Bayağı da yüksekmiş lan. Baba o bende yükseklik korkusu var ya. Sen çabuk tut beni. Tut beni. Bu arkadaş da halatlarını giriyor. Bunlar da ünlü Pekin ördekleri. Tabii ki hepsi sahtedir bunların, gerçek değildir. Ama çok gerçekçi duruyorlar ha. Değişik bir makine. Alıyorsun kafana göre. İstediğin resmi 350 bakta yapıyorlar. Arkadaş burasının havası bile değişik. Çok güzel kokuyor. Sanki gerçekten. Burası tuvalet. Japonya'daki tuvaletler. Çok güzel yapılmış. Aman özlemişler be. Resmen sanki bambus. Böyle akınca su geliyor. Çok güzel yapılmış. Şimdi dekoru. Harika. Kız da güzelmiş. Bahçeler, kiraz ağaçlarının altında oturan insanlar. Çok güzelmiş. Japonya en beğendiğimiz yerlerden biri oldu. Çünkü çok detaylı işlenmiş. Yani ne ararsan var. Animelerden tut da. De var. Tam çıkışlardan birinde değişik bir çeşme görüyoruz. Oldukça yakışıklı bir yer. Yakışıklı. Hop. Ben de geldim. Hop.
geldi. Bavul ihtiyacı olan varsa gelsin alsın. Beleşe dağıtıyorlarmış. Tam hava ha. Değil mi? He biz yavaş yavaş çıkalım artık bu AVM'den. Ama bayağı değişik bir AVM. Bayağı kısına. Evet. Yani değişik bir konsept. Burası da dış görünüşü. Kocaman kocaman bir Christmas ağacı. Noel ağacı. Hemen yanında da bir uçak maketi. Şu karşıdaki bina da çok ilginç. Bunlar doldurmuş bavulları. Tatile gidiyor. Ve sonunda Pattaya'da denizi gördük. Bu denizden bahsetmiyorum. Bu denizden bahsediyorum. Bu yolun sonunda deniz var. İlk hedefiniz denizdir. Yürüyün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kuşadası'na geldik. Pardon, Pattaya'ya geldik. Ağaçlar, yollar, deniz kenarı. Ama bayağı rüzgarlı bugün. Yani denizin de belli olduğu gibi bayağı bir dalga var. Bunlar yarış botu mudur nedir ya? Şunlara baksana. Şimdiye kadar gördüğüm burası bizim Kuşadası'nın eline su bile dökemez ya. Bol bol oteller moteller dikmişler. Ama sanki bizim oranın plajları çok çok daha iyi. Bilmiyorum, belki başka güzel plajları vardır da şu ana kadar diyorum. Arızalar ve çizgilerini falan çekeceksin ki görürken yani sen yaptın demesin. Okey de ben o tarafa geçemiyorum. Ha. Ya lütfen. Hop birazcık. Evet. Evet hadi. İyi tamam, buradan birisi vursun bana. Oldu balansı. Okay. Bugün bir motor kiraladık. Günlüğü 200 bahtın 6 günlüğüne normalde 1200 yapıyor. Ama birden fazla gün kiraladığın zaman indirim yapıyorlar. Biz de 1000 bahtı 6 günlüğüne bir küçük 125'lik motor kiraladık. İlk defa soldan gitmeye alışıyoruz. Evet, yolun solunda kal diyorum. Öyle gidiyoruz. Bu da bizim motorumuz. Böyle küçük ama tatlış bir motor. Honda Click 125'lik. Ucuz. Hard benzini çekiyorlar. Şans bu ya. Daha gittik. Belki birkaç kilometre gitmişizdir. Polis kontrolüne rastladık. Adam böyle el mel yaptı. Durmur dedi ama biz durmadık. Bınladık. Evet, ünlü Pattaya sahilleri. Çadır madır olmayan tek yer burası. Her tarafta çadırlar, sandalyeler, yemek satanlar falan. Bu sonuna kadar geldik yani. Bundan sonrası yok. Oteller falan var da onların galiba kendi plajları var. Böyle bir yere geldik. Bu da motorumuz. Bu da deniz. Burada da gerçek Çin makarnasının yapılışını görüyorsunuz. Bunlar makarna mı diyor, noodle mi deniyor? Noodle. Evet, geçen gün İlyas'ın noodle yediği yer burası işte. Bu çocuk böyle yapıyor. Ondan sonra bir şeylere karıştırıp taze getiriyorlar. Yiyorlar. Şu anda biz aç değiliz, onun için anlamı yok tabi. Burası neresi? Ben buranın adını bilemiyorum. Neydi buranın adı? Valla Pattaya'dan çıktık, kuzeye doğru gittik. Yolun bittiği yer burası. Aynen. Karşıda da kraliyet yazdıklarından biri var galiba. Böyle güzel bir binalar falan var. Ağaçlar falan var. Böyle
Ama en güzel taraf şimdi geliyor. Hop. Adalar var, gemiler var, tekneler var. Burası çok güzelmiş. Bu arada sabah polis kontrolünü rastladık. Şimdi bu Tayland'da bizim Alman ehliyeti veya Türk ehliyeti geçerli değilmiş. Neymiş efendim? Ya Tayland ehliyetin olacakmış ya da internasyonel ehliyetin olacakmış. Yani kardeşim ne fark eder internasyonel ehliyeti ya? Gidiyorsun, veriyorsun 3 kuruş para, form dolduruyorsun, veriyorlar sana internasyonel ehliyet. Arada bir fark yok ki. Ne oluyor yani? Ben birdenbire motor kullanmasını, araç kullanmasını mı öğreniyorum, değil mi? Neyse, iş önemli olan insanlara para cezası kesmek. Bize de tabii para cezası kesti çünkü internasyonel ehliyetimiz yok. Her gittiğimiz ülke için internasyonel ehliyet çıkarmak gerekirse bayağı pahalıya patlayabilirdi bize. Neyse yazdı çizdi. Ya diyorum arkadaş bizim diyorum ehliyetim var bak. Türkiye ehliyetim var, Alman ehliyetim var. Üzerinde de yazıyor motosikletler için uygun. A klas en büyük motosikletleri kullanabilir. Sorun yok. Ya git diyor derdini diyor polis karakoluna anlat diyor. Ya kardeşim ne istiyorsunuz benden dedim ya. Yaz. Neyse yazdı cezamızı. Bilmiyorum 500 bat mı 1000 bat ne olduğunu bilmiyorum. Bir ceza yazdı. Ama okuyamadığımız için anlayamadık ne kadar ceza. Onu dedi 5 gün içinde mi 1 hafta içinde mi ne ödeyecekmişim. Ödemezsen onun da bir yaptırımı varmış yani. Biz tabii ki ödemeyeceğiz çünkü 4 gün sonra Tayland'dan ayrılıyoruz, gidiyoruz. Niye ödeyeyim ki ben? Keriz miyim değil mi? En kötü ihtimalle pasaport kontrolü derler arkada cezam var ödeyeceğim onu git öde bir yere gel. Bakalım risköye girip ödemeyeceğim. Öyle işte. İlk cezamızı da yedik Tayland'da yani. Ama motor kullanması çok zevkli onu söyleyebilirim. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ya, tabii ben arkada gidiyorum kullanmıyorum ama benim için de çok zevkli. Ya motoru bize kiralarken hiç kimse demedi de yani internasyonel ehliyetim var mı, Tayland ehliyetim var mı hiç kimse sormuyordu. Yani kiralamak serbest ama sürmek yasak. Acayip ortam. Neyse işte böyle. Ama şimdi değişik bir yere geldik böyle ana yolun kenarında. Burada Pattaya'dan kuzeye giderken ana yolda yolun sağında solunda çeşitli eğlence imkanları var. Bunlardan biri de burada ve değişik bir yer. Burada atış yapabiliyorsunuz silahlarla. Gidip bir bakalım görelim neymiş ne değilmiş. Böyle bir acayip bir kapıdan içeri giriyoruz. Yılan kafası şeklinde yapmışlar. Değişik. Sağda solda tanklar, toplar, tüfekler var. Burada iki tane asker siper almış. Birilerine atış ediyorlar. Arkalarından dolandık. Bizi fark etmedi kerizler. Burada bir transformatör bizi bekliyor. Onun yanında cipler falan var. Böyle. Burada da bir transformatör var. Bir tane askeriye motoru var eski. O BMW ha değil mi? BMW değil mi o? Bakalım bir tane. Ha, BMW. Nasıl da biliyorum ama. Boksa motorları var ya yanda. Görüyor musun? Oo, ne kadar eski bir BMW lan bu. Abi bu Birinci Savaş'tan kalma. Ama motor aynı motor. Güzelmiş. Değişikmiş. Ne kadar basit bir dizaynı var değil mi? Ama aslan gibi hala çalışır ha. Harika. Ne abi ne satıyorsun abi sen burada? Silahlar var. 15 atarsan 1200 baht. Evet. 50 atarsan 3600 baht öyle mi? Türkiye'den geliyoruz biz. Türkiye. Evet içeriye sokmadılar bizi. Demek içeride bir acayip bir şeyler dönüyor. Artık bilemiyoruz. Fiyatlar da uçuktu yani. 15 tane atış yapmak için. Kaç para istiyorlardı? 1200 baht mı istiyorlardı? 30 euroya falan tekabül ediyor değil mi? Bayağı tuzlu bir yerdi. Burada da böyle hayvanlar falan varmış. Bak 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 bak. Şunlara bak şunlara. Aha. Aha. Suya var. Ağzını açar mı diyeyim? Yok geliyor. Hepsinin üstüne mi çıkacakmış?
hemen atış poligonunun yanına böyle güzel bir park yapmışlar. İçinde çeşitli bitkiler, taş devrinden kalma hayvan maketleri. Hemen yanında da böyle kaplan. Bir de orada ben bir maymun gördüm. Maymunlar falan da vardı. Oradaki yatıyordu öyle. Hayvan sıcaktan bunalmış herhalde. Şu hayvandaki zarafete bakar mısın ya? Basketbol oynayan bir maymun. Basketçi monkey. Sıkıldı. Aman atıyor. Hoppa. Futbol da biliyormuş. Aa, maşallah maşallah. Al ben de sana atayım. Aha. Bana bak. Futbol oynayan bir köpek. Yani köpek demişim. Maymunla futbol oynuyoruz lan. Bravo, bravo. Vallahi bravo. Al. Evet, İhsan'la oynuyorduk. Şimdi maymunla oynuyoruz. Gol! Gol atıyor. Oh! Yeah, look here. Oh! Aa, şınav çekiyor vallahi. Vallahi şınav çekiyor. Şınav çeken maymun. Maşallah maşallah. Oo. Hayvana mekik çektiriyor la. Ne yapıyorsun oğlum la? La ne yapıyorsun oğlum? Yoruldu. Rocky Balboa yoruldu. Wait, ne oluyor lan? Wait, hayvana ağırlık çalıştırdı. Ne ki verim aç. Aga, gördünüz mü hayvanı neler yaptırdı ya? Yok, şuna bak. Götünü vallahi şişecek. Bilin bakalım ben neredeyim. Evet, ben bir güzel insanımdayım. Pattaya'da gelmişken bir de yüzümüzü güzelleştirelim dedik. Çok çirkin olduğumuz için. Bu yanımda oturan bayan da tanıyorsunuz. Benim. Ben de geldim. Bakalım bizi neler bekliyor. Göreceğiz. Suyumuzu içtik mi? Gidebilir miyiz artık? Evet. Güzellik salonundan çıktık. Ebemi arattılar orada. Hiç tavsiye etmiyorum erkekler. Sakın gitmeyin güzellik salonuna falan. Yani gerçekten zor iş. Yani gözüme yaş geldi o derece diyebilirim. Oradan çıktık. Beni teselli etmek için şu ünlü Hindistan masala çayını içmeye getirdi bir Hindistan restoranına. Şöyle bir şey. Yani tadı böyle nasıl söyleyeyim böyle bir naneli gibi. Naneli gibi bir şey değil mi? Naneli gibi bir şey. Şimdi şeker de getirdi. Kapun krab. Böyle bir deneyeceğiz. Bakacağız tadı nasıl diye. Galiba burada pek yani Tayland'da her şeye şeker atıyorlar. Abi arkadaş bu Hindistan restoranında çay geldi şekersiz. Ben de biraz şeker içerim biraz. Ama şekersiz nasıl içecekler ki bunu? Şeker sadece içilmez değil mi bu? Acayip bir tadı var yani. Ben çok beğendim. Ben şeker sevmediğim için. Doğru, o şekeri içmiyorum. Çok güzel. Ben çok beğendim. Biraz daha baharatlı. Dediğim gibi daha evvel içtiklerim benim daha tatlı olduğu için belki baharat hissedilmiyordu ama bunda bayağı böyle bir baharat tadı var. Güzel. Ben beğendim. Valla ben bir şeker aldım olsa bir daha deneyeyim. Çünkü ben şekersiz içemedim bunu. O kadar da yani dedikleri gibi insanı böyle şaşırtan bir tadı yok. Bakacağız artık tadına. Neyse, bana afiyet olsun. Görüşürüz.
gerçekten çok lezzetli. Şimdi bir Çin lokantasına geldik. Burada geçen gün geçerken bu makarnaları nasıl yaptıklarını anlatmıştım, göstermiştim. Şimdi de karnımız acıktı. Buraya geldik. Yemek nasip olacak. Bizim için böyle yaptılar. Dana etli. Çok güzel. Çok beğendim ben tadını. Lezzeti süper. Suyu bile süper. Böyle karabiberli et suyu gibi. Fiyatları da şöyle. Bu 150 baht. İçecek de limon çayı deniliyor. Bu da 30 baht. Yani ikisi 180. Yani yarıya böldüğün zaman ne abi 90 lira yapıyor. Ama orijinal bir şey yemek istiyorsanız böyle bir şey yemeniz gerekiyor. Ya Çin'e gitmeden Çin yemeği yiyorsun ya işte. Zaten Çin'e galiba vizeyi zor veriyorlarmış bugünlerde. Türkiye'yi gri listeye almışlar. Türkiye'yi artık sokmuyorlarmış ülkeye. Ya uzun ya. Nasıl yiyeceğiz? Kardeşim bununla yesene ya. Adam bak buraya kaşık koymuş sana. O suyu için ya. Bak buraya da bizim gibi ver için çatal falan koymuşlar. Tamam olsun, ben yine de deneyeceğim. Güzel. Tadı neye benziyor? Valla et. Ete benziyor. Bir de böyle karabiberli gibi suyu. Burada da çeşitli soslar var. Bu galiba çok acı bir şey. Kırmızı bibere benziyor. Şurada sos şey ya, bunun sosun adı neydi? Soya sosu mu? Ha. Bu da soya sosu galiba. Böyle işte bir restoran, Çin restoranı. Güzel güzel resimler falan koymuşlar. Bu da ben. Arkamda da denizi görüyorsunuz. Denizin kenarında böyle Çin makarnasını yiyebilirsiniz. Bize afiyet olsun.